Bugün hiçbirimizin unutamayacağı, hepimiz için çok özel bir günün yıl dönümü. Görüntülerini tekrar tekrar izlemeye doyamadığımız o güzel gün tekrar geldi. Ben küçük yaştayken Göztepe o dönem Süper Lig'deydi. O dönemi çok net hatırlıyorum. Daha sonra hepinizin bildiği gibi amatör kümeye kadar giden o zorlu süreç başladı. Ben de bütün Göztepeliler gibi Göztepe'nin tekrar Süper Lig'e çıkacağı o günü hayal ettim. Ve bütün futbolculuk kariyerim bu hayal ile sürdü. O gün binlerce insan gibi o atmosferi yaşamak bize de nasip oldu. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. 4 Haziran finali Göztepe için çok özeldi. Göztepe için yeni bir sayfa açıldı. Ve Göztepe hak ettiği yer olan Süper Lig'deki yerini aldı. Maçın atmosferi o kadar farklıydı ki ben kulübede olmama rağmen sarı kart görmüştüm. Ve o sevincin üstüne çıkabilmek için inşallah bir Süper Lig şampiyonluğu gerekiyor sanırım. Bu da tüm Göztepeliler gibi bizim tek hedefimiz. Bu akşam Göztepe'nin YouTube kanalında iftarda başlayıp sahurda biten maçın tam görüntüsü yayınlanacak. Biz de ailecek oturup hep beraber izleyeceğiz ve o günü yeniden yaşayacağız. Siz de o günü yeniden yaşayıp o coşkuyu tekrar tatmak isterseniz siz de Göztepe'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Ce match pour moi reste une expérience extraordinaire. C'est vrai que le club était descendu de la Super League, ça faisait maintenant presque 14 ans qu'il n'était pas monté en Super League et pour nous c'était un événement historique et j'ai malheureusement perdu mon grand-père le jour avant la finale et pour moi ça a été un facteur de motivation supplémentaire. Quand nous sommes arrivés sur le terrain avec les joueurs, on a vu tous les supporters qui étaient là, qui nous attendaient. On s'était dit c'est pour nous impossible de rentrer à Izmir sans la victoire. Il était pour nous obligatoire de rentrer et de ramener ce titre pour nos supporters, on était obligé de le faire. Pendant le match, je me suis déboîté l'épaule à la fin. J'avais une douleur terrible. Et c'était juste à la fin des prolongations. Je me rappelle avoir mis de la glace sur mon épaule pour la séance des pénaltys. Et j'ai été tellement euphorique quand on a gagné les pénaltys que j'ai levé les bras et j'ai même oublié que j'avais l'épaule qui était déboîtée tellement j'étais dans un état second pour aller fêter ça avec nos supporters et les joueurs. Aujourd'hui, ça restera une expérience pour moi inoubliable. C'est très important et une fierté d'avoir marqué l'histoire du club, d'avoir marqué ce jour à jamais gravé dans nos mémoires. Et c'est quelque chose que je raconterai toute ma vie à mes enfants et mes petits-enfants comme souvenir extraordinaire. Merhabalar. Malumunuz bugün 4 Haziran. Bizim yıl dönümümüz. Ufak bir şeylere değinmek istiyorum. Düşünüyoruz maçı. Sonuçta bir 90 dakika oynayacağız. Bizi tabii ki de 90 dakika olarak beklerken maç 3-3,5 saati buldu. Soyunma odasında stresten kendime özel bir şey oldu. Stresten istifra ettim. O kadar stresliydik çünkü bizim için 90 dakikada yani ya şampiyon olacaktık ya olamayacaktık ama bunu başardık. Çok güzel geçti. Sahanın içinde maç başladı, oyun durdu. Eskişehir öne geçti. Bir anda dedik gidiyor mu gitmiyor mu? Sonradan tekrar Hadis'le beraber golü bulduk. Penaltılara kaldık. Penaltılarda artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Artık ellerimizi açıp dua etmeye başladık. İnşallah dedik kazanacağız diye. Şimdi anlatıyorum. Hala gözümün önüne geliyor. Tüylerim diken diken oluyor. Ya inanılmaz bir şey. Belki bir daha hiçbir kimse yaşayamayacak böyle bir duyguyu. Çünkü 90 dakikalık maçı 3-3,5 saatte bitirmek. Stada girdiğimiz saatten gece çıktık. 3.30'da stattan çıkabildik. Çok güzel bir ambiyanstı. Maçın çok heyecanlı geçti maç. Sonuçta kazanan taraf biz olduk. Hatta arkadaşlarımla bir espri yapmıştık. Ya kupayı alınca Murat Akın demişti bana. Lan kupayı kaldırınca ağlar mısın falan filan. Dedim Murat abi hani çocuğum oldu ağlayamadım dedim. Bilmiyorum dedim hani dedim nasıl bir reaksiyon gösteririm. Zaten penaltıyı Sinan abi vurduğunda yani topu sekip kale filelere girdiği zaman gözlerimden inanılmaz şekilde yaş gelmeye başladı. Maçı kazandık, çok mutlu olduk. İstemsiz şekilde sağa sola koşmaya başladık, birbirimizin üstüne atlamaya başladık. Çok güzel bir duyguydu.
Ertesi günü de İzmir'e döndüğümüzde taraftarlarımız bizi çok güzel karşıladı. Güzel yılda tur attık. İnanılmaz bir ambiyans vardı taraftarlarımız açısından, bizim açımızdan. Çok güzel görüntüler oldu. Yani herkes yaşasın diyeceğim ama bilmiyorum ki Göztepe taraftarının altında bize nasip oldu böyle bir şey yaşamak. İnşallah daha iyi başarılara yakalarız. Tabii ki de maç bitti ama biz bunu ara ara açıyoruz. Tekrar bu ambiyansı yaşamak için izliyoruz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, arkadaşlarımızla. Çok güzel bir duyguyu unutamıyoruz çünkü evimizde maç açıyoruz. Bir anda Eskişehir Göztepe maçı geliyor aklımıza. Tekrar açıyoruz. Oradan videoları izliyoruz. Göztepe'nin YouTube kanalında maçın aynı saatinde tekrar biz ailemizle hep beraber maçı izleyeceğiz. Aynı coşkuyla, aynı heyecanımızla. Tüylerimiz diken diken olacak. Yine eminim anlatırken de aynı şekilde. Siz de izleyebilirsiniz Göztepe'nin YouTube kanalında. İzmir'e kupayı getirdik. Hasret bitti artık, hasret. Göztepe Süper Lig'de artık. Herkese merhaba. Madem o günü bir daha yaşayacağız, ben de kendimizle ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Normalde maçlara maç saatinden yaklaşık 4 saat önce gidiyoruz ama o gün gerçekten 6 veya 7 saat önceden gittiğimizi hatırlıyorum. Hem heyecanlıydık, hem stresliydik, hem de şampiyon olacağımıza inancımız vardı. O güne özel şampiyonluk tişörtleri yaptırmıştık. Oyuncular soyunma odasına gelmeden önce biz zaten giydik, denedik. Maçtan sonra da tekrar giyeceğimizi çok iyi biliyorduk, inanmıştık buna. Gerçekten iftarda başlayıp sahurda biten bir maçtı. Yani yürek dayanmadı bu maça ama bizim için inanın ki 2 gün, 3 gün sürdü belki de maç. Yani o günü gerçekten tarih boyunca unutamayacağım yani. Mesela maçlardan sonra biz genel olarak eşyaları tekrar toplayıp götürüyoruz ama bu maçtan sonra gerçekten soyunma odasını görmenizi isterdim. Neredeyse bir tane iğne bile kalmamıştı. O kadar ki sevinçten, mutluluktan herkes bütün eşyaları, kıyafetleri dağıtmıştı taraftarlara, sevdiklerine, ailelerine. Ama o sevince değerdi yani. Gerçekten çok güzel bir geceydi. Merhabalar. A takım masörlerinden Ali Çıra ben. Hayatım boyunca çok hüzünlü ve çok sevinçli maçlar gördüm. Bütün hayatımız Göztepe maçlarında geçti. Ama hiçbiri 4 Haziran gecesi gibi olmadı. Çünkü o gece Göztepe için bir milattı. Biz o gün 3 masör olarak sahada görevliydik. Hatta inanın futbolcudan çok taraftara su verdik. Çünkü bağırmaktan taraftarlarımızın ciğerleri yandı. Suların çoğunu onlara dağıttık. İnşallah Göztepe'de nice mutluluklar yaşarız.